İBAN ödeme yöntemi maliyenin radarına takılınca alışverişlerde eskiye dönüldü. Esnaf çözümü sıcak parada buldu. Tüketici ise nakit talebini karşılamak için ATM ve bankaların yolunu tutar oldu. Bankadan mı çektiniz az önce? Evet evet, biraz önce. Tabii ki de nakit istiyorlar. Vatandaş da bankamatiğe gidiyor, çekiyor, götürüyor yani. Vergi denetimleri sıkılaştı, alışverişlerde nakit dönemi başladı. En eski yönteme mecburen dönmek zorunda kaldık. Kredi kartı komisyonlarının yüksek olmasından yakınan esnaf İBAN'a yatırma yöntemini geliştirmişti. Ancak o da fazla uzun sürmedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı İBAN'la yapılan ödemeleri mercek altına aldı. Çünkü bazı esnaf o İBAN'la yapılan ödemelere fiş kesmiyordu. İBAN üzerinden atınca galiba vergiden muaf falan oluyorsun. Onlardan dolayı yapanlar oluyordu. Maliyenin radarından kurtulmak için üçüncü şahısların İBAN'larını kullananlar bile oldu. Ancak yüksek paraların döndüğü İBAN hesapları da yine maliyenin radarına takılınca bu sefer esnaf İBAN'ı da bıraktı ve keş paraya döndü. Haliyle de tüketiciden nakit para isteme dönemi başlamış oldu. Bu faturalandırılsa vergisi ne kadar olacaktı? %10 KDV'si olsa en kötü ihtimalle yani 4000 lira KDV'si olur. Kuaförlerde oluyor. Vergi kaçırmak falan. Onlara karşı önlem olarak ben hep fiş alırım. Nakit geçiyor diyorlar. Parayla karttan işlem yapmıyoruz diyorlar. Çok oluyor öyle şeyler. Tüketici oto tamirinden kreşe, okul servisinden doktora, kuaföre kadar birçok ihtiyacın ödemesini nakit yapmak zorunda kalıyor artık. ATM ve bankalardan yüklü miktarda para çekenlerin sayısı arttı. En güzeli nakit. Hem benim işime geliyor hem esnafın işine geliyor bence. Öyle ki kartla ödemelerde daha fazla ücret talep ediliyor çoğu zaman. Aldığı hizmetin ederinden fazlasını ödemek istemeyenler de bankamatiklerin yolunu tutuyor. Giyimciler yazmış zaten. Nakit 75, kredi kartı 85, adam işine geleni çekiyor. Hedef ne, amaç ne sizce? Hedef ne? Aynen, cebe para indirmek.